İstanbul'un meşhur bir hattatıydı. Gün geldi vefat etti. Götürdüler onu, defnettiler İstanbul'da. Aradan günler geçti ve üç oğlu aynı rüyayı gördüler. Diyordu ki oğullarına, oğlum Medine'ye gelin, beni bu ateşten, yangından kurtarın. Çocuklar rüyayı sabahleyin dehşet içinde uyanarak düşündüler ama bir türlü mana veremediler. Ertesi gün aynı rüyayla uyandılar. Yine bir anlam veremediler. Üçüncü gün yine oğullarının rüyasına girdi. Oğlum gelin beni bu ateşten kurtarın. Medine'ye gelin. Artık çocuklar anladılar ki bu sadık bir rüyadır. Batıl, hurafe bir rüya değil. Kalktılar, yola çıktılar. Birbirlerine haberi yok. Rüyayı sadece kendisinin gördüğünü sanıyordu her biri. Yolda giderken karşılaştılar. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Medine'ye sen, Medine'ye sen, Medine'ye. Ama uzun yol. O zamanlar ne araba var, ne uçak var, ne vasıta var. Artık imkanlar ölçüsünde yola çıkmışlar, gidiyorlardı. Dediler birbirlerine, niye gidiyorsun? Üçü de aynı rüyayı anlattı. Ve yola revan oldular. Günler sonra Medine-i Münevvere'ye vardılar. Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki'den başka mezarlık yok. Şu anda zaten şehrin ortasında kalmış. Mescid-i Nebevi'de birkaç yüz metre. Nasıl bulacaklardı? Babalarının Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki'de olduğunu artık kesin gözüyle bakıyorlardı. Kime soracaklardı? Kimden haber alacaklardı? Babalarının kabrini kim bilecekti? Ama onlar aslında babalarını İstanbul'a defnetmişlerdi de bu rüya onları Medine-i Münevvere'ye, Cennetül Baki'de baba mezarı aramaya kadar götürdü. Çarşıda, pazarda dolaşırken bir eskici dükkanına girdiler. Öyle sevki ilahi onları oraya kadar soktu. Bir de baktılar ki babalarının yazdığı Kur'an-ı Kerim asılı duruyor. Bir de yanında babalarının vasiyeti üzerine kabrine koydukları bir de tesbih var. Tesbihle Kur'an o eskici dükkanında asılı duruyor. İkisi de aynı anda bu dediler bizim babamızın yazdığı Kur'an, bu da bizim babamızın yıllardır zikir çektiği, tesbih çektiği tesbihi. Dertlerini dükkan sahibine anlattılar. Dediler ki üçü de birden artık şahide de gerek yok. Üç kişi dediler ki bu asılı kitap bizim babamızın kitabı. İsterseniz ketebesine bakın. Kur'an'ın sonunda o Kur'an'ı kimin yazdığının adı imzası var. Açtılar. Baktılar ki hakikaten tam babalarının imzası orada. Dükkancı da hayrete düştü. Kendiler de nasıl olur diye dehşete kapıldılar. Bir de dediler ki bu asılı duran Kur'an'ın yanındaki asılı duran tesbih var ya, o da babamızın tesbihi. Tabi burası eskici dükkanıydı. Ancak mezar kazıcıları mezar kazarken yan tarafta buldukları bir böyle kıymetli eşyaları getirirler, satarlar, 3-5 kuruş alırlar. Dediler ki size bu Kur'an'la bu tesbih nereden geldi? Adam dedi ki işte filan mezarcı bir gün getirdi bunları bana, sattı. Ben de şimdi müşteri bekliyorum. Dediler tanır mısınız o mezarcıyı? Tabii ki tanırım, her zaman gelen giden bir adam dediler. Ve adamı buldular. Mezarcı geldi ve anlattılar. Ama çocukların asıl merak ettikleri şey babalarının mezarı ve babalarının mezarının yanında yatan kişi. Adama sordular. Babamızın mezarının yanında yatan kişiyi tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum dedi adam. Medineli adam. Nasıl birisiydi? Adam dedi ki o burada fırıncılık yapardı. Ekmek pişirirdi. Ama hile yapardı. Ekmeğin tartısında, pişirilmesinde, satımında hile yapan bir adamdı. Dolayısıyla çok kulak yemiştir. Ben de işte mezarı kazarken hemen onun yanında bir mezar vardı. Orada bu kitapla bu tesbihi buldum, getirdim buraya verdim. Ve adama derler ki bizi oraya götürür müsün? Götürürler. Tabii mezarı açacak halleri yok, her şey ortadadır. Ama bir türlü dükkan sahibi ikna olmaz. Oraya mahkeme intikal eder. Şeriat Mahkemesi Medine'de hem dükkancı hem de üç oğlan giderler mahkemede, hakimin karşısına çıkarlar. Hakime dertlerini anlatırlar. İstanbul'dan geldiklerini, bir rüya gördüklerini ve Kur'an'ın sonunda babalarının isim ve imzasında olduğunu söyleyince hakim artık kararını verir. Ve der ki bu çocukların
babası bu adamdır ve bu adamın, bu kitabın, Kur'an'ın sonunda imzası var. Mahkeme kararını vermiştir. Çocuklar da istedikleri, arzu ettikleri sonuca ulaşmışlar. Babalarının kitabını ve tesbihi alıp geri İstanbul'a dönmüşlerdir. Bu bir hikaye değil, bir masal değil. Medine-i Münevvere mahkeme kayıtlarında olan bir olaydır. 10 sene önce bu olayı bizzat yaşayan, bu olaya bizzat şahit olan bir araştırmacı, bir tarihçi bunu benim çok yakın tanıdığım bir alime anlatmıştı. Ve bu olay kabir komşuluğu hakkında bize çok net bir ders veriyordu. Kabir komşuluğu öyle sıradan basit bir komşuluk değildi. Nasıl ki dünyada ev almadan önce komşu al derler ya, eğer buna dikkat etmeden komşu aldığınız zaman altta, üstte, yanda o komşu eğer anlayışsız, huysuz, geçimsiz birisi ise size evi de sattırır, sizi o evden de taşındırır ve o ev sizin için artık ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun gözünüzden, gönlünüzden düşer. Bu olayla alakalı acaba kabir komşuluğu hususunda nelere dikkat etmemiz lazım? Dediğim gibi dünyada komşumuz ne kadar iyiyse evde ve mahallede o kadar rahat ederiz. Bu nedenle başımızı rahat ettirmek için mahalle ve komşu seçimine dikkat ederiz. Dünyada komşu o kadar önemli ki bizim için, huzur için, mutluluk için komşu çok hayati bir önem taşıyor. Kabir komşusunu nasıl seçeriz? Kabir komşuluğunu nasıl seçeriz? Mümkün mertebe dünyadayken sevip saydığımız iyi kimselerin yanında defnedilmeyi arzu ederiz. Bu arzumuzla aynı zamanda bir peygamber tavsiyesi de tutmuş oluruz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ölülerimizi iyi ve yüce kişilerin yanına defnetmemizi tavsiye ederdi. Çünkü hayatta olanlar kötü komşudan rahatsız oldukları gibi ölüler de kötü komşudan eziyet çeker buyururdu sevgili peygamberimiz. Ahiret komşusu en azından dünya komşusu kadar insana fayda veya zarar veriyor. Azap çekiyorsa sıkıntı yansır, iyi bir insansa faydası olur. Ebu Naim radıyallahu anh bu hususta şu mahalde bir hadis-i şerifi kaydeder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birinizin bir yakını öldüğü zaman onun kefenine dikkat ederek güzel yapsın. Vasiyetlerini yerine getirsin. Kabrini derin kazarak içine defnetsin. Kendisini kötü komşulardan uzak tutsun. Sahabiler dediler ya Resulallah, ahirette de iyi komşunun faydası var mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyada iyi komşunun faydası var mıdır? Sahabeler evet vardır ya Resulallah demeleri üzerine efendim işte bunun gibi komşunun ahirette de faydası vardır. Bu hadisten hareket eden İslam alimleri mümin ölülerin, hayırlı kimselerin bereketinden istifadelerini sağlamak ve onlara olan komşuluğuyla Allah'ın yüce dergahına yaklaşmalarına vesile olmak için ölülerini iyi kimselerin mezarları yanına defnetmeyi bir müstehap olarak saymışlar. Hatta bu hususta şöyle bir olay da vardır. Zatın birisi defnedildikten sonra oğlu onu rüyasında gördü, babasına Allah sana nasıl muamele yaptı diye sorunca babası Allah bana hayırlı muamelede bulundu. Fakat ben günahkar ve fasık olan falanca adamın yanına defnedilmiştim. Ona yapılan azap çeşitlerinin hepsini hissediyor ve bundan şiddetli korkular duyuyorum. Anlattığımız Medine'deki olayla bu olay aslında birbirine çok benziyor. Bugün başta İstanbul olmak üzere Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu o civarda 500 yıllık türbeler, mezarlar vardır. Yine İstanbul'da büyük zatların defnedildiği yerler, başta Yahya Efendi Hazretleri'nin bulunduğu yer, Merkez Efendi'nin bulunduğu yer ve diğer tanınan meşhur zatların. Yine İstanbul'da Üsküdar tarafında Karacaahmet Sultan'ın bulunduğu yerde de hep insanlar oraya defnedilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine ve Mekke mezarlarını anlatırken özellikle Medine mezarı ki Hazreti Osman radıyallahu anh annelerimizin, Fatıma annemiz, Hazreti Hasan ve on binlerce sahabinin bulunduğu Cennetül Baki için, Medine mezarlığı için Efendimiz Medine'de ölmeyi tavsiye eder. Yani orada yaşayan, orada kalan insanlar. Medine
mezarlığının önemli işaret ederken, yarın kıyamet koptuğunda önce benim ruhum cesedime gelir, ben diriltirim. Ondan sonra sahibeyn olarak ifade buyurdukları Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer zaten Efendimizin yanındadır. Aynı türbenin içindedir. Onlar diriltirir. Sonra sırasıyla Cennetül Baki Medine mezarlığında yatan müminler diriltirir. Ama yine Ehlullah'ın, Allah dostlarının, Evliyaullah'ın ifade ettiği gibi ben bu bilgileri Medine-i Münevvere'den bazı alim zatlardan duymuştum. Senin ruhun eğer Medine-i Münevvere toprağına layıksa, dünyanın neresinde ölürsen öl, melekler onu oraya getirirler. Ama Medine-i Münevvere'ye layık değilsen, melekler o kişiyi oradan çıkarırlar, götürürler. Bir yakın dostum anlatmıştı. Cennetül Baki'de bir bekçi, kalbi açık, basireti açık, gönlü açık bir insan demiş ki, gece kararınca, gece eskiyince, böyle mana aleminde, beyaz develer üzerinde beyaz tabutlar getirilir, buraya defnedilir. Sonra da siyah develer üzerinde siyah tabutlar Cennetül Baki'den çıkarılır ve onlar da buradan götürülür. Onun için Allah iman nasip eylesin, itikat nasip eylesin, hayırlı amel nasip eylesin. Allah bizden razı olsun. Dünyanın neresinde vefat edersek edelim, Rabbimiz melekleri vasıtasıyla ruhlarımızı Cennetül Baki'ye gönderiyor. Efendim hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip olsun. Rabbim kabir komşularımızı da hayırlı insanlardan eylesin inşallah.